Salı günleri yayınladığım videoların içeriklerine Pathfinder isimli merkeziyetsiz bir anket uygulaması üzerinden karar veriyoruz. Bu doğrultuda bu videonun konusu 308 numaralı konu. Şu anda bu videoyu hazırlarken de sıradaki en üstteki konu 264 numaralı konu olduğu için haftaya salı günü 264 numaralı konunun videosu yayınlanacak. Hemen gelelim 308'e. Burada 13 tane proje ismi yazıyor. Bu projelerin değerlendirilmesi, sepet yorumu ve potansiyelleri hakkında bilgi. Bu 13 projenin isimlerini bir okuyalım. Dev ve Nexa, Space Mesh, Andromeda, Cold Stack, Telos, Check D, Cubic, Realio, Aliens Block, Nexera, Netmind, GT Protocol ve VeloCore projeleri. Bu projelerin hepsinin web sitesine girip tek tek detaylı analizini tabii ki yapamayacağız. Ben yine toplu incelemelerde olduğu gibi Excel dosyasını hazırladım. Hemen başlayalım. Burada birinci kriterimiz sıralama. Sıralamadaki en önemli konu bizim için bir proje ne kadar yukarılardaysa sıralamada o kadar çok çalışması gerekiyor ki sıralamada daha da yukarıya çıkabilsin. Bu sebepten dolayı aşağıda olan projelere biz yeşil veriyoruz. Ne kadar proje yukarıdaysa o kadar kırmızı veriyoruz. Bu doğrultuda. Şimdi buradaki bazı projelerin market cap'lerini, sirkülasyon kaynaklarını onaylamamış CoinGecko zaten. Siz de girerseniz bakarsanız karışık durumlar var. Ben burada projelerin tek tek kendi içerisinde belli başlı varsayımlar yaparak sıralamalarını, sirkülasyon kaynaklarını belirledim. Ama bunlar %100 doğru değil varsayımlar doğrultusunda. Şimdi burada Space Mesh ve Cubic projesi 150 ve 200. sıralarda gezdikleri için bunlara turuncu renkleri verdim. Telos, Check D, Realio, Nexera ve Netmind'da açık yeşil alıyorlar. Bunlar genelde 400-500 civarlarında geziyorlar. Bu projelerin altında kalan projeler diğerleri koyu yeşil renkteler. İkinci kriterimiz kategori. Kategoriye gelmişken projelerin ne olduklarını kısaca bir anlamaya çalışalım. Şimdi Deve projesi katman bir blockchain. Yenilikçi bir yapısı var. Hız komisyon ölçeklendirebilirlik problemlerini özgün bir şekilde çözeceğini söyleyen katman bir proje. Ve genç bir proje. Nexa projesi de Caspa'nın modeline birazcık yakın olan katman bir olarak başlayan smart kontratların içerisinde olmadığı daha sonra smart kontratlar ve diğer katmanları entegre ederek ilerlemeye plan yapan bir katman bir projesi. Space Mesh yine katman bir projesi. Kendine özgü uzay zaman proof of space time gibi bir altyapısıyla özgün bir çözüm getirmeye çalışan proje. Şu anda belli bir noktaya kadar aktif ama tam anlamıyla her şeye aktif değil. Andromeda projesi bir operating sistem yani işletim sistemi. Burada işletim sistemi dediğim zaman bu kategoriyi biz çok bilmiyoruz kripto piyasasında. Andromeda'nın yapmaya çalıştığı şey tek bir arayüzde bir kullanıcının çok fazla chain'deki varlıklarını yönetebilmesi, yatırımlar yapabilmesi, al sat yapabilmesi ve bunun dışında başka şeyler de yapabilmesi. Aslında kapsamlı bir DeFi protokol, merkeziyetsiz finans protokolü denilebilir ama işletim sistemi olarak geçiyor. Cold Stack bir depolama storage projesi. Genel olarak File, Coin, Arweave gibi projelerle aynı kategoride varsayılabilir. Birazcık daha Cold Stack bulutvari bir yapıya doğru kayıyor. Her birinin kendine has tabii ki modelleri var. Telos yine katman bir smart kontratların olduğu bu YouTube kanalında sıklıkla üzerinden geçtiğimiz projelerden bir tanesi. Check D'de veri projesi. Buradaki veri projesi biraz özgün bir yapıya sahip. Bu verileri kişiler kendileri beyan ediyorlar. Örneğin ben kendim bir dijital ID oluşturuyorum ve kendimle ilgili bilgilerin bazılarını beyan ediyorum. Ve üçüncü bir kişi tarafından da bu veriler onaylanıyor ve depolanıyor ve bir database oluşturuluyor gibi düşünebilirsiniz. Bu anlattığım kısmı çekirdek kısmı. Bunun dışında başka bir sürü özelliği var. Bir veri beyanı projesi. Cubic projesi de yine özgün çözümleriyle bir katman bir hız, ölçeklendirilebilirlik, komisyon, güvenlik gibi sorunları özgün bir şekilde çözeceğini iddia eden ve altında başka kategorilerde olan bir katman bir blockchain projesi. Realio ve Nexara projeleri RVA yani gerçek dünya kullanım alanı olan token projeleri. Şimdi RVA kategorisinde ikisinin de yaptığı şey birbirine yakın aslında. Alt kategoriler de var. Bunlardan Realio gerçek dünyadaki gayrimenkul ve benzeri şeyleri tokenize ederek bunların alım satımının yapıldığı bir pazar alanı oluşturma gibi bir mekanizması var. Nexara'da
gerçek varlıkları tokenize eden diğer projelerin tokenlarının alınıp satıldığı bir pazar alanı gibi bir konsepti var. Bu iki konsept ana konseptleri bu projelerin. Yanlarında başka şeyler de ilaveleri var. Netmind ve GTAI projeleri de ikisi de yapay zeka projeleri. Bunlardan Netmind temel olarak kendi yapay zekanızı başka birisinin bilgisayar donanımıyla eğitebildiğiniz bir mekanizma. Yani bir ağ olduğunu düşünün. Bu ağ üzerinde kişiler kendi makinelerinin GPU'larını, ekran kartlarını paylaşıyorlar. Siz de o GPU'ları kullanarak istediğiniz yapay zekayı eğitiyorsunuz. İstediğiniz kategoride, istediğiniz alanda eğitiyorsunuz. O yapay zeka o alanda uzman oluyor ve size hizmet ediyor. GTAI projesi de yapay zeka modüllerini kullanarak yine tek arayüzde biraz Andromeda'nın yapmaya çalıştığı işe benzer gibi tüm portfolyonuzu yönetebileceğiniz ve aynı zamanda yapay zeka sayesinde bazı ipuçları, bazı alarmlar alabileceğiniz bir platform oluşturmaya çalışıyor. Velocore'da bir DeFi projesi, merkeziyetsiz finans projesi. Temel olarak ZKSYNC, ZK Sync projesi üzerindeki DeFi projelerinden bir tanesi, aynı zamanda başka ağlara da sıçrayan, altyapısını daha yeni yeni oturtan bir proje. Kategorilerimizi de ne olduklarını hızlı bir şekilde anlamaya çalıştık. Burada ben sadece RWA'lara, gerçek hayat kullanım alanı olan Realio ve Nexera'ya turuncu verdim. Çünkü bu tip projelerin gerçekten oluşması, gerçekten oturması şu anda fazla hayal ürünü. Düşünün, gerçek bir gayrimenkul tokenize edilse de edilmese de ne olursa olsun bir alışı satışı, bir şeyler gerçekleşecekse bir kere güvenlik durumu söz konusu ve hangi ülkede olursanız olun bunları noter aracılığıyla dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Şu anda bunların tokenize olması gerçek anlamda çok olası değil. Bunlar şu anda Singapur, Amerika'nın bazı bölgeleri, Avrupa'nın bazı bölgelerinde pilot olarak deneniyorlar. Ama daha çok yolu var. 10-15 yıl sonra anca oturmaya başlar diye düşünüyorum. Ve bu projeler genelde şu anda bunu yapacaklarını iddia ediyorlar ama gerçek fiziksel ürünleri pek olmuyor. Bu yüzden turuncu koydum bu iki projeye. Netmind ve GTAI projelerine de turuncu koymak istiyordum. Çünkü yapay zeka projelerinde genelde altı boş oluyor. Şu anda hepsi yapay zeka projesi olarak çıkıyorlar trendi yakalayabilmek için. Bu ikisine de turuncu verecektim ama Netmind ve GTAI'nin gerçekten konseptlerinde minik minik modüller de olsa yapay zekanın yeri var. Bu sebepten dolayı açık yeşil verdim. Koyu yeşil değil. Diğer projelerin kategorileri hep koyu yeşil. Bunlar solid. Yani kendini ispatlamış kripto piyasasındaki kategoriler ve ürünler. Üçüncü kriterimiz sirkülasyon kaynağı. Dediğim gibi burada varsayımlar var. Sirkülasyon kaynağı 30'un altında olanlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada 30'un altında olanlar Nexa, Space Mesh, Andromeda, Cubic, Netmind ve GTAI. Bu projeler özellikle dikkat edilmesi gerekenler. 30-50 arası Cold Stack ve Velocore var. Bunlar turuncu. Yine dikkat edilmesi gerekiyor ama belli bir noktaya kadar gelmiş. 50'nin üzerinde Realio, CheckD ve Devve projesi 50-60 civarlarında açık yeşil. Telos ve Nexera burada %80'lerde oldukları için koyu yeşil alıyorlar. Bir sonraki kriterimiz yaş. Bir projenin yaşı ne kadar genç ise o kadar çok risk barındırıyor. Neden? Çünkü projeler erken evrelerinde ekiple ilgili problemler yaşayabiliyorlar. Hack problemleri yaşayabiliyorlar. Ürünleri çıkartamayabiliyorlar. Bu yüzden bir yılın altında olan yaşı projelere kırmızı veriyorum ben genelde. Ama unutulmaması gereken şey, bu gibi projelerin riski olduğu kadar potansiyel de var. Hızlı bir şekilde işleri çözüp, ürünleri oturtup, hack yaşamayıp, ekiple de problem yaşamazlarsa bir anda yukarılara da sıçrayabiliyorlar. Trendi de yakalarlarsa tabii ki. Ben yine de birinin altındakilere kırmızı verdim. İsimleri Devve, Space Mesh, Andromeda, Cubic, Netmind ve GTAI. Bir yıl ve birazcık daha yukarısı seviyesinde olan projeleri turuncu veriyorum. Bunlar Nexa, Nexera ve Velocore projeleri. Daha yukarı seviyelerde olanlara koyu yeşil veriyorum. Bunlar da Cold Stack, Telos, CheckD ve Realio projeleri. Diğer kriterimiz borsalar. Bu borsalar konusunda bir proje eğer 4-5 tane borsada listeliyse bunlara mid deyip açık yeşil veriyorum.
Aslında bu bile yeterli. Ama yine de şöyle bir 7-8 tane borsada listeli olması lazım ki projenin artık borsa konusu çözüldü denilebilsin. Onlara da koyu yeşil veriyorum. Full yazıyorum. Burada borsada low olan, turuncu olan iki tane projemiz var. Bu projelerin borsa sayısı birazcık az. Ama çok aşırı az değil yine de. Cubic ve Velocor burada turuncu alıyor. Borsa durumu full olanlar, koyu yeşil olanlar Telos, Realio, Nexera ve GTAI. Bunun dışındaki projelerin hepsi mid durumda, böyle 4-5 civarında borsada listeliler. GitHub'a geldik. GitHub kriteri benim için en önemli olan kriterlerden biliyorsunuz. Şimdi burada GitHub'ına benim ulaşamadıklarım var. Eğer siz ulaşabilirseniz, linkini bırakırsanız videonun altına mesajınızı pinlerim ve bu videoyu gelen kişiler yararlanırlar. Ben Devve'nin ve GTAI'nin GitHub'larına ulaşamadım. O yüzden onlara kırmızı verdim. Ve GitHub'ı durgun durumda olan, az seviyede olanlar da ColdStack, Nexera, Netmind ve Velocor projeleri, bunlara da turuncu verdim. Orta seviyede olan Realio, Cubic ve Nexa var. İyi durumda olan da Space Mesh, Andromeda, Telos ve CheckD projeleri. Projelerin Twitter'ları hepsinin aşağı yukarı takipçi sayısı, paylaşım sıklığı, bunlar iyi durumda. Hepsine koyu yeşil verdim. Kapsamda da Telos ve CheckD large olarak koyu yeşiller. Dev ve Realio low olarak düşük seviyede turuncular. Bunun dışındaki bütün projeler burada mid ile açık yeşil. Kapsam dediğimde de daha önce de belirttiğim üzere projelerin dokümantasyonları, web sitelerinin içerisindeki bilgi donanımı, paylaşımların içlerinin doluluğu, çok sayıda kriteri bir arada düşünüyorum. Bu en önemli durum. Ve burada benim yazdıklarım orta seviye, iyi seviye, düşük seviye şu anki hallerini belirtiyor. Bu projelerin hepsi tabii ki çok çalışırlarsa, gelişirlerse bunu genişletme imkanları var. Blog paylaşımları birazcık düşük seviyede olan 3 projemiz var. Realio, Nexera ve Velocor projeleri. İyi durumda olan projelerimiz var. Andromeda, ColdStack, Telos, CheckD ve GTAI projeleri. Bunun dışındakiler de orta seviyede devam ediyorlar blog paylaşımlarında. YouTube'larda önemli. YouTube videoları çıkabilmesi için projelerde bildiğiniz üzere içeriklerinin dolu olduğu şeyler olması gerekiyor projede. Burada ben yine YouTube'unu bulamadım. Nexa, ColdStack, Netmind ve Velocor. Bunların YouTube'larını bulursanız, eğer yine mesaj olarak bırakırsanız videonun altına, sevinirim. Bunun yanı sıra YouTube durumu düşük seviyede olan Dev ve Cubic ve Realio projeleri var. Ve iyi seviyede olan Space Mesh, Andromeda, Telos ve CheckD projeleri mevcut. Sadece iki tane orta seviye var: Nexera ve GTAI projeleri. Takıma geldiğimiz zaman, şimdi buradaki projelerin genel olarak hepsinin takımdaki kişilerine ulaşmak mümkün. Kimisi biraz daha popüler, saygı duyulan, kimisi biraz daha düşük seviyede ama çok önemli değil. Aşağı yukarı tamamı orta seviyede. Sadece iki tane proje var. Bir tanesi Velocor takımına ulaşamadım. Bir tanesi de Telos. Takım standart diğerlerine göre birazcık daha bilinen, saygı duyulan, belli bir noktaya gelmiş bir takım var. Diğerlerinin hepsi orta seviye olarak değerlendirilebilir. Şimdi en temel kriterlerin üzerinden geçtik. Negatif ve pozitif yanlarını bir değerlendirmeye çalışalım. Dev ve projesi. Genç bir proje ve projenin web sitesi ve içerisindeki dokümantasyonlarda çok fazla bilgiye henüz ulaşamıyoruz. İçerik şu anda biraz boş. Fakat pozitif yanı, iyi bir katman bir projesi gelip piyasaya yerleşebilir, böyle bir olasılık mevcut. Nexa projesi genç, sirkülasyonu düşük, çok büyük bir rekabet içerisinde, benzer kategoride çok proje çıktı özellikle Kasma'nın başarısından sonra ve bu projeler smart kontratları daha sonra entegre edeceklerini söyledikleri için kompleks de yapıları var. Fakat önümüzdeki süreçte bu projelerin her birine yer olabilir piyasada. Böyle bir olasılık var. Ve yine bu tip projelerin trendleri gelebilir. Bu trend geldiği zaman hepsi birlikte tekrar artabilirler. Şimdi Nexa'nın tam bu trend noktasında belirtmem gereken önemli bir şey var. O da şu: yani bir hafta kadar sonra bildiğiniz üzere Bitcoin'in halvingi var. Yani yarılanma. Bitcoin'in halvinginden hemen sonra Bitcoin madenciliğini yapan kurum, kuruluş, kişiler, bunlar iş daha da zorlaştığı için, maliyet arttığı için, zorlaştığı için
Muhtemelen bir alt segmentteki projelerin madenciliğine geçebilirler. Bunlar hangileri? İşte Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, Litecoin Dash, Bitcoin Cash gibi projelere geçebilirler. Şimdi Bitcoin madencileri bu tip projelere geçtiklerinde bu tip projelerin sürekli madenciliğini yapan kişilerin gelirleri düşecek. Çünkü orada bir rekabet başlayacak. Bu kişiler de daha aşağı segmene geçebilirler. Yani bu durum Bitcoin halvinginden sonra yukarıdan aşağıya doğru bir kayış gerçekleştirebilir. Bu kayış gerçekleştiğinde Nexa ve benzeri projelere yukarı sıralardan madenciler gelebilir. Madenciler geldiği zaman daha çok coin çıkacak, madenciler satış yapar diye düşünmeyin. Madenciler madenciliklerini yaptıkları zaman bir yandan da destekliyorlar. İşte Twitter'dan, diğer sosyal medya hesaplarından projenin fiyatı artsın diye bir topluluk oluşmaya başlıyor. O yüzden bu tip projelerin trendleri önümüzdeki aylarda tekrar gelebilir. Yatırım tavsiyesi değil. SpaceMesh projesi de genç bir proje, sirkülasyonu düşük. O da yine katman bir olduğu için büyük bir rekabetin içerisinde ve yapmaya çalıştığı şey özgün ve yenilikçi bir iş ve kompleksliği yüksek. Fakat bu yeni konsepti oturtup yine piyasada bilinen katman birlerden biri olabilir. Solid bir hale gelebilir. Andromeda projesi yine genç, yine sirkülasyonu çok düşük ve kompleksliği yüksek bir proje. Fakat bu projenin ürünü özgün ve güzel bir ürün. Şu anda tam anlamıyla çıkmamış. Videolarını izlerseniz prototiplerini görebiliyorsunuz YouTube kanallarında. Aynı zamanda proje çok genç olmasına rağmen bu ürünün prototipleri bize şunu gösteriyor. İlerleme kaydediliyor projede. Yakın zamanda bu ürün çıkabilir. Cold Stack projesi büyük bir rekabetin içerisinde aslında bu kategoride birçok yeni projeye yer var. Filecoin, Arweave ve benzeri bazı projeler depolama olarak kullanılan projelerle aşağı yukarı aynı kategoriye giriyor ve diğer projeler bayağı devasa durumdalar şu anda. Cold Stack 2,5 yıl olmasına rağmen ilerlemede birazcık yavaş kalmış olarak düşünülebilir. Çok da yavaş değil ama biraz yavaş. Ürünü aktif ve kullanılıyor şu anda. Buradan da pozitif bir yan alıyor. Telos yine büyük bir rekabetin içerisinde katman biri olduğu için ilerlemesi yaşına nazaran yine yavaş sayılabilir ve oldukça kompleks bir proje. Öncelikle EOS altyapısıyla çıkmıştı, sonra EVM'yi de entegre etti. Şu anda bayağı kompleks bir durumda, zor bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Fakat Telos'un çözüm odaklı yaklaşımı ve bu ürünlerin içerisindeki özgün bazı güzel özellikler de en büyük artısı projenin. Çektiği projesi de yaşına göre aslında ilerlemesi yavaş olan projelerden bir tanesi. Oluşturdukları şey zaten kompleks ve kripto piyasasını hemen anlayamayacağı bir şey. Bu sebepten dolayı bu yavaş ilerleme normal karşılanabilir. Projenin pozitif kısmı aslında bu konseptin fikri, özgünlüğü ve piyasada bu alanda yer edinip sağlamlaşabilir proje. Bunlar da artı kısımları. Kübik projesi de çok genç bir proje. Sirkülasyon kaynağı çok düşük bir proje ve yine katman bir alanında büyük bir rekabetin içerisinde ve kompleks bir geliştirme süreci var. Ama yine Kubik projesi de yeni inovatif bir teknolojiyle gelmeye çalışıyor ve piyasada katman bir olarak yer edinebilir. Böyle bir olasılık da mevcut. Realio projesi ürün olarak aslında çok iyi noktada değil ve RWA kategorisinde olduğu için regülasyon problemi olabilir. İlerlemesi yaşına göre yine yavaş ve merkezilik diye bir problemi de mevcut. Ama yine de fikri güzel bir fikir. Çok uzun sürede entegre edilse bile edilebilir belki. İyi veya kötü trendi geldiği zaman RWA'ların trendinin de gelme ihtimali var biliyorsunuz. Yine proje bu trendden fiyat olarak pozitif etkilenebilir. Nexera projesi de RWA kategorisinde. O da ürününü tam anlamıyla henüz ortaya koymamış durumda. Merkezilik problemi, regülasyon endişeleri bu projede de var. Aynı zamanda kompleks de bir yapısı var. Yine fikir olarak iyi bir noktada, çok uzun vadede iyi iş yapabilir ve trendi geldiği zaman fiyat olarak pozitif etkilenebilir. Netmind projesi yine çok genç bir proje. Henüz 0,2 yıllık olmasına rağmen hack yemiş durumda şu anda. Bunun etkileri projede devam ediyor. Sirkülasyon kaynağı oldukça düşük seviyede ve geliştirilmesi de yine çok kompleks olan projelerden bir tanesi. Ama projenin modeli güzel bir model. Bu modeli oturtabilirse uzun vadede iş yapabilir
Aynı zamanda yapay zeka trendi olduğu için ne kadar olumsuzluk olursa olsun fiyatta pozitif etkiler görünebilir. GTAI projesi de çok genç ve sirkülasyon kaynağı çok düşük bir proje. İçerik olarak şu anda çok fazla şey yok projede. Bilgi almak da çok kolay değil. Yine kendi alanında da bir rekabetin içerisinde yapay zeka olarak değil de işte Andromeda'daki gibi veya bazı başka projelerdeki gibi tek arayüzden birçok DeFi platformu, birçok blockchain'in kontrol edilmesi gibi ürünler son dönemde çok duymaya başladık. O yüzden o rekabetin içerisinde sayılabilir. Ama yine yapay zeka desteğine bunu yapmak iyi bir fikir. Ve yine yapay zeka trendi olduğu için zaman zaman ciddi fiyat artışları görülürse şaşırmamak lazım. VeloCore projesi de çok genç bir proje ve içeriği şu anda oldukça boş. Ürün çıkmış, ürünün birçok konsepti var ama projeyle alakalı bilgi almak, web sitesi, dokümantasyon gibi durumlarda bayağı boş durumda. Ve aynı zamanda tek bir ağa yönelik değil, ZKSNC ağı üzerinde başlamış ama diğer ağlara da yayılıp kompleks bir yapıya ulaşmaya çalışıyor. Bu da tabii projeyi kompleks bir hale getiriyor ama başta ZKSNC ağ olmak üzere birkaç ağda yerini zaman içerisinde sağlamlaştırabilir ve piyasada üzerinde çok değer kitle olan DeFi platformlarından birine dönüşebilir. Böyle de bir pozitif olasılık yanı mevcut. En temel verileri ve negatif pozitif kısımlarını anladıktan sonra projeleri değerlendirmeye çalışalım. Hepsinin grafiği üzerinde artış inişlerini değerlendirmeye çalışmayacağız ama eğer ben bu projeler içerisinden başka bir sepetim olmasaydı ve bir sepet oluşturmaya kalksaydım hangilerine sıcak bakardım? Bundan bahsedeceğim. Burada zaten isimlerine renk verdim gördüğünüz üzere. Telos zaten normal sepetimizde de var ve burada da şu anda en çok yeşili almış durumda. Telos'a sıcak bakardım. Bunun dışında Check diye sıcak bakardım. Andromeda'ya da sıcak bakardım. Andromeda'nın hani yaşı, sirkülasyonu gibi problemler olsa bile sıralaması birinci sırada olduğu için önce biraz takibi alırdım. Sonra uygun bir yerde belki giriş yapabilirdim. Aynı şekilde Cold Stack projesinin de bazı önemli olumsuzlukları olmasına rağmen Cold Stack projesine de sıcak bakardım, takibi alırdım. Belli bir noktada giriş yapmaya kalkabilirdim. Bu dört proje yeşil ve koyu yeşil renklerdeler. Nexa'yı da takibe alırdım. Yine az önce söylediğim gibi özellikle madencilerin yukarıdan aşağıya aktarılması ve bu tip projelerin yine trendinin gelmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu sebepten dolayı turuncu işaretledim. Bir süre takibi alırdım. Sirkülasyon kaynağı, projede neler dönüyor, neler bitiyor ve belli bir noktada belki giriş yapma ihtimalim olabilirdi. Fakat bunun dışındaki projelere kırmızı verdim. Bu kırmızı vermem bu projelerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bazıları çok genç durumdalar. O yüzden belli bir süre vermek gerekiyor bu projelere. O süre kısmında ben sürekli takip etmek istemezdim. Bu kişiden kişiye değişir. Şimdi DevWeb projesinin bir kere yaşı çok genç, GitHub'ı yok. Yani bu ikisi bir kere çok kritik iki önemli kriter. Space Mesh projesinin yaşı çok, sirkülasyonu çok düşük, sıralaması yüksek. Tokenomics'inde belli başlı kritik noktalar var. Cubic projesinin yaşı çok genç, sirkülasyonu çok düşük ve sıralamada yüksek. Bir kere RVA kategorisindeki Realio ve Nexera zaten benim pek ilgi alanımda olan projeler değil. Bunlar trendleri geldiğinde bir artış sağlayabilirler ama sonra özellikle AI'da falan çok dikkat edilmesi gereken projeler. O yüzden benim için çok riskli kategorideler. Şimdi Netmind ve GTAI AI projeleri kategorilerinde altı çok da boş olmayan projeler. Küçük modüller olsa yapay zekayı entegre etme ihtimali olan projeler ama ikisi de çok genç, sirkülasyon miktarları çok düşük. Bir tanesinin GitHub'ı yok, bir tanesinin de YouTube'u yok. Şu anda bu projeler biraz takibe alınması gereken projeler. Belli bir süre sonra belki turuncuya, açık yeşile dönebilir benim için. Bu da VeloCore projesi de bir DeFi platformu oluşturmaya çalışıyor ama hem ZKSNC ağında hem de daha genç ekibine ulaşamadım. YouTube'u yok. Uzun vadede ne olur? Hack olasılığı olur mu gibi endişelere girmeme için pek yanaşmazdım VeloCore'a da.
Benim kararlarım bu doğrultuda olurdu ama unutmayalım ki benim anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ve benim almadığım, beğenmediğim projeler zaman zaman çok yüksek seviyelere çıkabiliyorlar. Benim beğenip aldığım projelerde düşebiliyorlar. O yüzden bu benim anlattıklarım sizler için bilgi referans noktası olsun ve kendi kararınızı kendiniz vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.